Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Evet arkadaşlar, dün yayınladığım videoda sarı formayı giymiştim. 2011-2012 sezonunun formasını giymiştim. Yorum kısmına bir arkadaşımız, Efsane İkiller adlı kardeşimiz, abi Metin formasında giyer misin diye yorum yapmış. Onu kırmak istemedim ve bu 17 Temmuz yaz sıcağında Metin Oktay'ın uzun kollu formasını giydim. Kardeşimizi kırmadım ve bu formayı giydim bugün. Bu yaz sıcağından Metin Oktay'ın uzun kollu formasını giydim ve karşıda çıktım. Eğer o kardeşimiz de buradan izliyorsa çok selam olsun o kardeşimize. Yorum yaptığı için teşekkür ederim. Onu kırmak istemedim. Evet, bugün birkaç tane transfer haberimiz var. Bomba transfer haberlerimiz var arkadaşlar. Onlara geçeceğim. Ama geçmeden önce ufak bir not daha vereceğim. Arkadaşlar, Instagram hesabımız şu an ekranda. Abone olabilirsiniz, takip edebilirsiniz. Kanalımıza da abone olun lütfen. Galatasaray kanalımızı büyütelim. Hem Instagram'da büyüyelim hem de YouTube'da büyüyelim arkadaşlar. Transferlere geçmeden önce arkadaşlar, biliyorsunuz bir kulüp bir mevkiye, örneğin bir stopere 5-6 tane futbolcu ister. Çünkü büyük kulüplerin A, B, C, D hatta E, F planları falan vardır. İlk futbolcu olmasa ikinci futbolcu olur. Örneğin Fatih'in skuad ekibi bile oturur. Bir liste yapar. Örneğin der ki forvete öncelik sıralamasına göre şu futbolcuyu alalım. Olmasa şunu alalım. Bu da olmasa bunu alalım. Bu olmasa bunu alalım diye plan yaparlar. O plan dahilinde bir transfer gelişmesi olur ve futbolcunun da eğer maliyeti ve şartlara uygunsa transfer yapılır. Geçen sezon mesela devre arasında Ocak ayında geçen sene bahsediyorum. Devre arasında Galatasaray'ın planı alan almaktı forvete. Ama yönetimin B, C planı yoktu. O çok plansız bir iş yaptığı için son günde Cagne'ye 13 milyon euro verip transfer ettiler örneğin. Plansızlıktı yaptıkları. Şimdi biz buradan birçok transfer haberi veriyoruz. Bazı arkadaşlarımız diyor ki hepsi mi gelecek Galatasaray, hepsi mi gelecek? Hangi birini alacağız Galatasaray'a diye söylüyor ama şimdi bunlar birer plan arkadaşlar. Örneğin örneğin forvete birçok adayı var. Orta sahaya birçok adayı var. Sol beke, sağ beke birçok adayı var. Kaleye birçok adayı var. Adayı var. Olmak zorunda. Çünkü büyük kulüplerin planları olması lazım. Birinci, ikinci, üçüncü plan olması lazım. Biz de bunlardan bahsediyoruz. Evet, şartlara uygun olan kişi, o futbolcu transferi gerçekleşir. Yani iyi futbolcu, kötü futbolcu olur. Kötü futbolcu olmaz. Galatasaray kötü futbolcu almaz ama birincilik, ikinci, üçüncü sıraya göre bir transfer gerçekleştirir. Birinci, en baştaki futbolcunun maliyeti çok yüksek olur. Örneğin Şakir'i Galatasaray istiyordu. Maliyeti çok yüksekti örneğin. Şimdi onu devre dışı bıraktılar. İkinci plana geçtiler. Eğer ikinci plandaki futbolcu da çok pahalı gelirse o üçüncü plana geçecekler. Yani bu transferin aslında bir parçası. Biz burada Galatasaray'ın ilgilendiği, almak üzere olduğu, imzaların an meselesi olduğu veya transfer ettiği resmi olarak imza attı futbolcudan bahsediyoruz arkadaşlar. O yüzden alınmayın, gücenmeyin. Yorum yapın lütfen, bol bol yorum yapın. Evet, videoya geçiyorum. Biraz uzun oldu, kusura bakmayın arkadaşlar. İlk haberimiz İspanya'dan geldi arkadaşlar. Eski futbolcumuz Emre Çolak, menajeri Galatasaray önerdi ama Fatih Terim, Emre Çolak'ın iyi bir futbolcu olduğunu fakat sistemine uymadığını söylediği için reddetti. Emre Çolak maalesef Galatasaray'a geri dönemeyecek. Deportivo'yla olan sözleşmesini feshetmişti, sona ermişti zaten. Artık Deportivo'da oynamıyor. İkinci transferimiz ise takım içerisinde Ömer Bayram'ın Emre Belezoğlu tarafından arandığı haberleri sık sık çıkıyor arkadaşlar. Evet, Emre Belezoğlu Ömer Bayram'ı arayıp önümüzdeki sezon bize gel dediği. Çünkü şu an takımın en az kazanan futbolculardan bir tanesi. Yıllık 400 bin euro kazanıyor ve maaşında %15'lik bir indirim talep etmiş yönetim. Moralinin bozuk olduğu söyleniyor. Performansı düştü zaten. Buna bağlı mı düştü bilmiyoruz ama birçok futbolcunun performansı düşmüş Galatasaray'dan pandemi sonrası. Ömer Bayram'ın geleceği hakkında neler olacak bilmiyoruz ama bence yönetimin Ömer Bayram'a sahip çıkması lazım. Maaşında belki bir iyileştirme yapabilir. Çünkü 400 bin euro bu futbolcuya bence çok az. Yani hak etmediği parayı alan çok futbolcu var Galatasaray'da. Bence Ömer Bayram 809 milyon euro hatta 1 milyon euro kadar hak ettiğini düşünüyorum. Bence alması lazım. İyi para vermeleri lazım. 900 bin belki 1 milyon euro verilebilir. Çünkü iyi bir futbolcu.
Bir diğer transfer haberimiz arkadaşlar, ekranda gördüğünüz Douglas. Douglas Portekiz'de Paços Pereira takımında oynuyor. Şimdi Fatih Terim'in de dediği gibi arkadaşlar, futbolcunun geçmişine değil geleceğine yatırım yapacağız. Burada da scout ekibinin çok iyi çalışması gerekiyor. Bu futbolcu geçen sezon Marcao'da yaptığı gibi Fatih Terim bu futbolcu da ısrarla, çünkü Marcao Portekiz Ligi'nde küme düşmeyi garantilemiş bir takımdan geldi. Çok eleştiri aldı ama Fatih Terim ısrarla istedi. Şu anda da takımda iyi oynuyor ve 9-10 milyon euro kadar bir teklifler geliyor Marcao'ya. Geleceği daha henüz belli olmadı ama iyi teklifler geliyor ve Avrupa takımlarının da talip olduğunu biliyoruz. Fatih Terim aynı şekilde Marcao gibi patlamaya hazır futbolcu almak istiyor. Douglas arkadaşlar bu sezon 34 maça çıkıyor. 11 gol ve 2 asist de oynuyor. 26 yaşında. Fatih Terim'in dediğim gibi scout ekibiyle beraber çalıştığı ve Fatih Terim'in çok istediği bir futbolcu bu futbolcu. Israrla istiyor. Patlama yapacağını biliyor Fatih Terim. Bu futbolcu arkadaşlar biraz eski Interli Adriano tarzında bir futbolcu. Sol ayaklı. Şutları çok sert. Mermi gibi şut çekiyor arkadaşlar. Ceza sahasında çok iyi pozisyon alıyor. Kafa toplarına çok hakim. Yani tam bir golcü diyebiliriz. Galatasaray'da 1-2 sezon sonra belki şöyle bir 10-15 milyon euroya satabileceğimiz bir futbolcu. Umarız Galatasaray'a gelir. İstikrarlı bir futbolcu arkadaşlar. Bu sezon hiç kart görmedi. Cezalı duruma düşmedi yani. Bir de hiç sakatlanmadı. Takımın bütün maçlarına çıktı. Douglas Galatasaray'a çok yakın. Süper bir golcü. İnşallah gelir diyoruz. Çünkü patlamaya hazır ve geleceği parlak bir futbolcu. Umarım Douglas'ı Galatasaray'da görürüz arkadaşlar. Bir diğer transfer haberimiz aslında Almanya'dan geldi. Bu Christian arkadaşlar, ekranda gördüğünüz futbolcu. Sol açık, 24 yaşındaki bir futbolcu. Hırvatistan 1. Ligi'nde top koşturuyor. Şimdi Almanya takımlarından Hannover bu futbolcuya talip ve bu futbolcu için görüşmeye gidiyor. Hırvat ekibi sizinle beraber, bir iki kulüp daha var bu futbolcuyla ilgilenen. İyi bir bonservis bedeliyle biz bu futbolcuyu vermek istiyoruz. Teklifinizi düşüneceğiz. Diğer takımların teklifini düşüneceğiz diye geri dönüş yapıyor Hannover'e. Ve Hannover'de ısrar edince Hırvat ekibi Celtic ve Galatasaray'ın bu oyuncuyla ilgilendiğini söylüyor. Yani bu bilgi Almanya'dan gelen bir bilgi aslında. Hannover yöneticilerinin verdiği bir bilgi. Yani bu futbolcu aslında Türk basınından değil de Alman basınından duymuş olduk. Bu futbolcu arkadaşlar 32 maça çıktı bu sezon. 16 gol atıp 7 asist yaptı. Biraz Trezeguet tarzında bir futbolcu. Sol açıkta oynuyor. Defans arkası koşu yapabiliyor. Sürpriz şutlar çıkartabiliyor. Adam geçmeyi çok seven bir futbolcu. 2-3 kişinin arasına gelebilen bir futbolcu. Ama işte Alman ekibi tarafından fark ettirildiği için büyük ihtimalle biraz bonservisi artabilir. Piyasa değeri 3 milyon euro. Çok değil ama işte böyle Celtic gibi, Hannover gibi ekipler araya girince futbolcunun piyasa değeri büyük ihtimalle artacak gibi gözüküyor. Hazır Trezeguet demişken arkadaşlar, Trezeguet ile ilgili birkaç gelişme var. Biliyorsunuz Trezeguet'in menajeri Davila önümüzdeki hafta Galatasaray'la beraber bir görüşme gerçekleştirecek. Önümüzdeki haftaya randevu verişti Galatasaray yetkililerle. Trezeguet biliyorsunuz Aston Villa'da oynuyor. Geçen sene Kasımpaşa'dan 10 milyon euro civarı bir bonservis bedeliyle Aston Villa'ya transfer oldu ve Aston Villa bu sezon küme düşüyor. Küme düştüğü zaman Trezeguet Champions League'de oynamak istemediğini dile getirmiş. Trezeguet iyi bir performans sergiliyor. Premier Lig'de de kalabilir. Ama Galatasaray da çok istiyor. Galatasaray Davila ile anlaştı. Lütfen bu transfer için bize yardımcı ol dediler ve önümüzdeki hafta görüşme gerçekleşecek. Trezeguet'e Galatasaray'ın iki teklifi var arkadaşlar. Birincisi 2 yıllık kiralama artı satın alma opsiyonu ya da 1 yıllık kiralama artı satın alma opsiyonu. Ama Aston Villa 1 yıllık kiralayarım satın alma opsiyonu koymayalım derse de Galatasaray razı olacak. Çünkü çok iyi bir futbolcu. Türkiye'de iş yapacak bir futbolcu. Eğer Trezeguet gelirse Cagney'in de Galatasaray'da kalma ihtimali olur. Çünkü Kasımpaşa'da ikili iyi bir performans sergilemişti. Belki Fatih Terim kamp döneminde Cagney'de bu bahaneyle belki bir fırsat verir ve eğer iyi bir performans sergilerse takımını tutabilir Cagney'i.
Fegüli'nin takım yönetime ithaname çektiği, işte Mart ayından bu yana param almayayım diye haberler çıkıyor arkadaşlar. Henüz netleşmedi o haber. Çünkü Galatasaray hiçbir futbolcunun borcu yoktur diye bir imza aldı. Öyle bir ithaname çekeceğini sanmıyorum Fegüli'nin ama gerçekte olabilir. Henüz netleşmedi. Portekiz ekibinden Olympiakos'tan Omar'ı transfer ettiğimizi söylemiştik daha önce. Maliyeti belli oldu. 3 yıllık imza atacak. Yıllık 1,5 milyon euro bir alacağı olacak. Yıllık ödenecek para 1,5 milyon euro arkadaşlar Omar'a. Lig bitten sonra Omar da Galatasaray'la resmi sözleşme imzalayacak. Sürpriz bir golcü transferi daha var arkadaşlar. Eski Real Madrid'di ve Real Madrid altyapısında top koşturmuş. Bu sezon Ocak ayında devre arasında yaklaşık 20 milyon euro civarı 20 milyonluk bir bonservis bedeliyle Benfica'dan Espanyol'a transfer olmuş Raul de Tomas. Arkadaşlar bu futbolcuyu biliyorsunuz Espanyol Koca Çınar küme düştü bu sezon. İkinci ligde oynamak istemediğini dile getiriyor. Yönetimle görüşmüş. Yönetimde size ancak kiralık verebiliriz demiş. Galatasaray'ın ilgisi olduğunu söylüyorlar ama Galatasaray'ın ilgisi yok arkadaşlar. Bu futbolcunun menajeri Galatasaray'a futbolcu öneriyor. Aslında burada bir Galatasaray ilgisi yok. Bazı haberlerde Galatasaray ilgisi söyleniyor ama menajer önermiş. Galatasaray'da Fatih Terim'le görüşüp cevap verecek bu futbolcuyla ilgili ama Fatih Terim'in dediğim gibi ilk seçeneği Douglas. Eğer Douglas'ı alırsa bu futbolcu belki de gerek kalmayacak. Başka bahsedeceğim transfer haberi şu anda yok arkadaşlar. Bu hafta Göztepe'yle oynuyoruz biliyorsunuz. Umarım maçı kazanır ve ilk 3, ilk 4 potasına bitiririz. En kötü diyorum, en kötü 5. bitiririz ama 5. de çok riskli şu anda. 3 ve 4. olmak bizim için çok iyi olacak. Videomu da aktaracak kalın bu kadar arkadaşlar. Instagram hesabımızı takip edin. Kanalımıza abone olun. Bol bol yorum yapın. Yorum yapın. Elimden geldiğince size cevap vermeye çalışacağım. Dediğim gibi her gün bir video atmaya çalışıyorum. Her gün sizinle karşılıklı konuşmaya çalışıyorum. Varsa benden istediğiniz başka bir şey arkadaşlar yapabilirim. İstediğiniz bir video olabilir. Bir futbolcu ilgili bir hayat hikayesi olabilir. Veya başka bir şey. Mesela arkadaşımız benden formamı giymeyi, Metin Oktay formasını giymemi istemiş. Ben de onu kırmadım ve giydim. Bol bol yorum yapın arkadaşlar. Elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum. Bir yanlışım varsa lütfen düzeltin. Ufak tefek bazen yanlışlıklar yapabiliyoruz. İnsanlık hali lütfen yorum kısmına hatam varsa düzeltin arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.